Üçüncü bölüm. Bizim için dua edin. Son olarak kardeşler, Rabbin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız ve kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. Buyurduklarımızı yapmakta olduğunuza ve yapacağınıza dair Rab'de size güvenimiz vardır. Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine ve Mesih'in sabrına yöneltsin. Kendi yemeğinizle geçinin. Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen tüm kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz. Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik. Gece gündüz çalıştık. Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, size izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. Hatta sizinle birlikteyken size şu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rabbi İsa Mesih'in adına yalvarıyor ve şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Sizler ise kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utansın diye onunla ilişkinizi kesin. Yine de onu düşman saymayın. Bir kardeş olarak uyarın. Son selamlar. Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. Ben Pavlus, bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Böyle yazarım. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun.